Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Şimdi can sıkıntısı diyelim, bir kışı hazırlık diyeyim. Levrek iğnelerini çıkardım şimdi. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir yapısı var. Mustat'ın 530 serisi BLN diye. 3.0 bu iğne. Geçen kış bu iğnelerden çok güzel balıklar aldım. Şöyle iğneyi göstereyim. Çok güzel bir yapısı var. Genelde çupra avlarını kullanıyoruz ama 3.0'ını levrek avlarına çok başarılı bir iğne. Bismillahımız Boston hayretmiş neyse 53'lük. Bunu sadece köstekte kullanıyorum. Şöyle köstek bağlarken sağlam düğüm atıyorum. Tabii herkesin farklı düğümü vardır ama ben de farklı düğüm. Yani da şu düğümü kullanırlar. Şöyle. Ben de 10 tur sararım çok rahat. Çünkü tam sıfırdan kestiğim için, açılmaması için şöyle bir 10 tur sararım. Tabi misneyi ıslatıyoruz yamaması için. Önce şuraya tam dibine doğru sıkıştırıyoruz. Sonra pense yardımıyla bir güzel bunu gerdiriyoruz. Şu şekilde misneyi yakmadan şu pistiği tam dipten alıyorum. Çünkü mamum biraz naif hayvandır. Bazen iri mamum takıyoruz. Buraya kadar çıkabiliyor. Şu şekilde buraya kadar çıkıyor. O yüzden şurada pürüz olmaması lazım. Sonra bir daha gerdiriyoruz. Aynen bu şekilde. Arkadaşlar köstek uzunlukları yaklaşık 15-20 santim ama bunu bağladığım zaman 15 santim falan düşüyor genelde. Şöyle tatlı üstü levrek iğnesi. Çok avcı iğneler. Hemen hemen bütün vuruşları aldım bu sene. Yani levrek kaçırmadım desem yeridir. Şimdi Hanepe'de 60'lıktan aynen Sufix'in X'de Strok diye bir ipi var. Misinesi var. 60'lık kullanıyorum buraya. Çünkü 300 gram kuşumu alıyoruz. Bütün yükübü alıyor. İşte şeyde bir kulaç yapıyorum. Köstek uzunluğunu bir kulaç yapıyorum. Şimdi bu alta bir klip takacağım. Bu alta 1.0 büyüklüğünde bir klip takacağım şöyle. Göstereyim. Bunu fazla kaliteli kullanmanıza gerek yok çünkü yaptığım takımı en fazla 2 av kullanıyoruz. Tabii bizim evde uzun oluyor ama. Bunu da aynı şekilde bu şekilde bağlıyoruz. Şöyle içinden geçirip idamlık düğüm düğmezse. Şuna da 5-6 tane sağlam düğüm atıyoruz. Güzel bir gerdiriyoruz. Boşluk vermiyoruz. Takımlarda boşluk verdiğiniz zaman atışlarda falan boşluktan yaralanıp genelde kurşun kokuyor. Şimdi iğnemizi bağlayacağız. Şu şekilde iğne aşağı hani bakacak şekilde şuradan bir 10 santim yukarıdan bağlıyoruz. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde idamlık yapıyoruz ama buna 4 düğüm atıyoruz. İğne yönü aşağıda olsun arkadaşlar. Genelde iri balıklar olduğu zaman bazı arkadaşlar hep bunu yapar. İğne hani köstek yukarı bakar ama o yanlış bir şey. Bu şekilde gerdirdiğimiz zaman bunun açılma riski yok. Hani işte takım dolaşır. Tamam doğrudur. 0.20 ile 0.25 ile yaparsanız dolaşır tabii ki. Onu genelde bu şekilde yapıyorlar. Ben bu şekilde bir takım kullanmıyorum çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şekilde yük buraya bindiği zaman şu misine idamlık olduğu için alttan açılma şansı yüksek. Şöyle balık çok iri balıklarda 10 kilolarda 15 kilolarda şu bu şekilde gerilerek atabiliyor. Denemeye bile gerek yok. O yüzden ipin çıkışı şöyle göstereyim. Aşağı bakacak çünkü balık bunu böyle çekiyor.
Tabii herkes bu avlar bilmiyorum yapıyorum da genelde iri balıklar tostladığı için ben bu şekilde yapıyorum. Diğer iğnemizi de buraya bağlıyoruz aynı şekilde. Bu arada arkadaşlar flora karbon kullanıyorum köstekleri. Biliyorsunuz levrek misinayı görüyor. İşte ay ışığında niye levrek olmuyor? Misinayı gördüğü için ay ışığında levrek yemez. Zifiri karanlıkta. O yüzden elimizden geldiği kadar hayat misinaları kullanmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Kaç yıldır kullandığım misine var. Şu Japon Yukinin misinesi. Biraz pahalıdır. Invisible diye geçiyor. Florokarbon. Ha, kaplamadır. Hepsi kaplamadır gerçi. %100 florokarbon olmaz zaten. Bu misineyi kullanıyorum. Şu an hani şu Bosta güzel bir misine. Bundan da çok av yaptım. Şimdi düğümümüzü atıyoruz bu şekilde. Güzel bir şekilde attık düğümümüzü. Şimdi arkadaşlar takımımız bu. Yine 3-0 Mustat. Çapraz iğne. Çok güzel. Tabii ki bunun yanında çuprayı da alıyorum. Sargozu da alıyor bir iğne. O yüzden bunu kullanıyorum. Sade direkt levrekini hiç kullanmıyorum. Arkadaşlar Anep'ten gelene genelde paslanmaz çelik kullanırım. Bir numara kullanırım burayı da. Şöyle göstereyim. Şunu kullanırım. Kontrol ederim. Bazen hatalı olabiliyor bunlar. O da atışlarda takım vermenize sebep oluyor. O yüzden şunu da güzel balıktan sonra şu şekilde yine aynı şekilde boğma düğümü atıyorum. Ama hiç boşluk bırakmıyor. Sonuna kadar geriliyor. Sonra şu fırdalıcıları kontrol amaçlı çekiyorum. Sağlam. Başıma geldiği için. Arkadaşlar takım budur. Şu şekilde göstereyim takımı. Asma takım ikili. Aşağı bakacak. Levrek de çok başarılı bir takım. Herkes bunu kullanıyor. Şimdi bir de bir yem takmayla göstereyim. Şimdi arkadaşlar yemimiz kışın kullandığımız levrek için vazgeçilmez yemimiz şöyle şu an bu şoplu göstereyim yemi. Yem genelde ne kadar iri ise o kadar avantajı vardır. Şöyle göstereyim yemi. Mamun. Levrek de vazgeçilmez yemimiz mamun. Tabii ki şey de atlıyor, sünnezi de atlıyor, brokoli de atlıyor ama mamunu genelde levrek çok sevdiği için kullandığımız yem budur arkadaşlar. Şu yemi nasıl takıyoruz onu da göstereyim. Arkadaşlar şu yemi şöyle göstereyim. Şu kuyruk kısmından şöyle geçiriyoruz. Şu an donmuş. Patlar. Kuyruk kısmından geçiriyoruz bunu bu şekilde. İğneyi şuradan bir yerden çıkarıyoruz. Bu yem bu takımda bu şekilde duruyor arkadaşlar. Ve bunu su salladıkça hayvan bunu canlı sanıyor. Sonra atlıyor. Levrek avında mamun olmazsa olmazımızdır. Mamun çok değerli bir yemdir. Kışın zar zor buluyoruz. Belki buluyoruz bir şekilde ama şunu şuraya koyalım. Aslında buza at hemen açılmaz. Bir suya sokmam lazım. Sünnez de arkadaşlar yemişiyle şöyle takıp yemişine dolayıp sarıp sonra yemişiyle bunu çok güzel bir şey takabiliriz. Ben yemi gelende buraya kadar takarım. Yemi ne kadar iri olursa balık o kadar hani görme şansı artıyor. Uzaktan görüyor yemi. Şimdi arkadaşlar lodos havalarda biliyorsunuz çok şey olur, dalga olur. Lodos havalarda şöyle 30 kilometreye kadar şunu kullanırım. Bu daha çok ileri gider.
İşte çukur atlar, sargoz atlar. Ama şöyle 35-40 üstü havalarda şöyle yıldız kurşunlar 250 gramdan başlar. 300 grama kadar atıyorum ben. Şu kurşun çok avantajlı. İstediğiniz yere çekip bırakabiliyorsunuz. Duruyor. Tutuyor yani. Saatte 40 kilometreye kadar esen rüzgara karşı bu kurşun suda duruyor, gezmiyor. Bu da 30 kilometreye kadar duruyor, gezmiyor. Yapısı itibariyle şöyle durduğu için hani dalgayı, gelen suyu bu şekilde yarıyor, bir şekilde yeliyor, kuma sıkışıyor. Şu iki kurşunu kullanıyoruz. Şöyle bunu bu şekilde taktıktan sonra kurşunumuz bu. İğnemiz bu. Takımımız bu arkadaşlar. Levrek avında bu takımı kullanın. Çok başarılı bir takım. Tabii ki yani malzemelerinize dikkat edin. Güzel malzeme kullanın. Sağlam malzeme kullanın. Sağlam iğne kullanın. Çünkü lodosta neyin geleceğini hiçbir şekilde kestiremezsiniz. Yani bazen levreye atıyorsun. Bakıyorsun akge gelmiş. Bazen iri çupralar gelmiş. Bazen sargoz gelmiş. Bazen bakıyorsun iri minekoklar atlıyor. Bazen bakıyorsun çok iri vatoslar atlıyor. O yüzden ben takımı sağlam tutarım. İğneyi her zaman büyük kullanırım lodosta. Tabii ki herkesin bir doğrusu vardır ama ben 60'lık beden, kösteklerim 50'lik, 53'lük. Sonra takımı da bir şekilde sarıyorum. Sonra kışa şimdiden hazırlık yapıyorum. Çünkü heyecanla bekliyorum. Bir de aynı takımı bir de çupra için var. Aynı iğneden. Şöyle göstereyim. Bu çupra için bu 2-0'ı. Kullandığım 3-0. Bu da bir şekilde gezer bir takım. Şöyle göstereyim. Bu da aynı şekilde 60'lık. Ana ipi üst klipse takıyoruz. Sonra ortaya bir tane daha küçük klips ekliyorum gezmesi için. Ama ben iğneye gezer yapıyorum arkadaşlar. Kurşun gezer yapıyorum. Yine altta bir klips. Fırdınlı klips. Şöyle göstereyim. 1,5 metre boyunda bir 50'lik, 53'lük yine bir misina. Sonra iğne. Buna yengeç de takarsınız. Artık gittiğiniz merada hangi balık ne yiyorsa ona göre yem takabilirsiniz. Bu da başarılı bir takım. Bunu çupra aldığı zaman hiçbir şekilde gerginlik olmuyor bu şeyde. Bu takımda. O yüzden çupra için en çok kullanılan takımlardan biridir. Çanakkale Boğazı'nda söylüyorum. Başka meraları bir İzmir'de farklıdır ama bizim buralardaki budur arkadaşlar. Şimdilik herkese rast gelsin diyorum. Ve daha önce tuttuğumuz balıklar, şöyle resimleri göstereyim. Şöyle göstereyim. Göstereyim. Bunlar arkadaşlar iri levrekler, çupralar. Şöyle göstereyim. Şöyle şu 5 kilo 750 gram üstteki çupra gerçekten çok büyük bir keyif aldığım bir avdı. Diğerleri de 3 kilo 2 kilo çupralar. Elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. İnşallah güzel videolar atacağız bu kış. Şimdi hani çupra avlar da başladı yavaş yavaş. İri çupralar geldiği zaman balığa gideceğim. Şu an Boğaz'da iri çupra çok nadir denk geliyor. O yüzden şu an balığa gitmiyorum. Ama iri çupralar olduğu zaman güzel videolar atacağım size arkadaşlar. Şimdilik herkese rast gelsin diyorum.